burada bugün Şevval'i öveceğim. Bana bir sözüm vardı, konuşacaktım. Yani Damla şu an evlenelim dese Uğur evlenecek gibi. Ezgi, bence bu hayatı sen yaşıyorsun. Çok acayip şeyler söyleyeceğim bugün. Herkese kocaman merhaba. Böyle bir tasarımla karşınızdayım bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hazırlanırken kendimi aynada demin Can Bonomo'ya benzettim. Dişi versiyonu gibi oldum bence. Saklı kepik göndermiş iki tane. Diva diye marka. Şu da güzel, şu da güzel. Biri daha uzun, biri daha küçük. Uzun takalım ya. Böyle bir filiz akın. Makyajı olsun gibi bir şey olsun. Kazan kaynıyor. Kazan kaynıyor arkadaşlar. Bugünkü konularımız Duygu ile Sibil birbirinin takipten çıktı. Sibil'i hashtagleri dün ortalığı karıştırdı. Onu konuşacağız. Damla ile Şevval bir video çekti. Ezgi Fındık'ın gizemli, zengin sevgilisi ortaya çıktı. Onu konuşacağız. Ve arada tabii ki çıtır konularımız var. Herkes yerini aldıysa ve kahveler yapıldıysa ne yapıyoruz? Video başlatıyoruz. Video başlasın. Şu şapkayı da şöyle geri kaydıralım. Makyaja başlıyoruz. Saçlarımızı birazcık şu arkaya atalım. Şapkayla da makyaj yapılır. Ben şimdi size göstereceğim. Çok güzel makyaj yaptığım için biliyorsunuz. Gerçi bazıları şey diyormuş. O niye makyaj yapıyor ki? Çok kötü makyaj yapıyor. Makyaj yapmasın, söyleyin onu diyormuş. Haber geliyor bana. Sizi inat makyaj yapacağım. İki kelimeyi yan yana getiremiyorsunuz. Biri ben sürerken. Dan'la Şevval'le bir video çekti. Şimdi Şevval'le ilgili bizim fikirlerimiz belli. Yani bizim fikirlerimiz şöyle. Bu çok kötü bir cümle o. Bizim fikirlerimiz derken ne demek bizim fikirlerimiz? Şimdi Şevval'le böyle videolarda ve çok naif. Al kızı böyle içine sok. Bak yalan değil. Bende neyse o. Al kızı böyle içine sok. Ama sonra çıkıyor Instagram'da. Halkın içinde, sokakta maskeye bileğini takarak videolar çekiyor. O bir yandan bizi böyle gıcık ediyor. Bir yandan böyle daha tatlı oluyor. İşte Şevval tatlı olduğu için yorumsuzum. Şevval'le ilgili yorumsuzum diyeceğim. Bir ton laf söyledim. Neler yorumsuzum. Damla Şevval'i programına çağırdı. Kanala çağırdı. Ve dedi ki burada bugün Şevval'i öveceğim. Geçmişte yaptığım Kerim Can'la bir video var. Şevval'e ablak diyorsunuz. Tabii şimdi ben videoyu izledim. Videoyu izlediğimdeki ifadem şuydu, yüz ifadem. Hani şöyle gülemedim. Çünkü o söyledikleri böyle gözümün önünden geçtiği için. Danla niçlendi bu videoyu çektiği için. Bence kendi de biliyordu niçleneceğini. Bildiği için zaten bu bir linç. Neydi videonun başlığı? Şevval Şahin ile linç yedik. Doyamadık. Çünkü biliyordu. Danla da biliyordu. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Değer miydi? Çok fazla bir sohbet geçmiyor. Yani Damla aslında psikolojik olarak zamanla konuştuğu için olaya eksi bir başlamış. O, ya o sohbetin oraya bir şekilde ona geleceğini bekliyor ve ki sonunda geldi. Sonunda geldi. Şevval sen bana zamanla böyle bir şey var yüzünde diyor. Hatta böyle bir taklidini yapacak gibi oluyor ama yapmaktan vazgeçiyor. Sonrasını izleyenler görür. Kerimcan daha sonra şey diyor. Bu arada ben de estetikli güzel olduğum için hani bu konularla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyorum diyor. Mesela Damla'nın da orada öyle cevap vermesini beklerdim. Ama estetik yaptırdın diye de bu arada her dakika ben estetikle güzelleştim, estetikle güzelleştim diye ortada gezmene damgalı eşek gibi de gerek yok. Hani bir de böyle bir şey de var. Ama şimdi böyle bir şey eleştirirken de bir hatırlatmak gerekir mi acaba diye düşündüm. Şeye katılıyorum, orada onlar da söylüyor. Gerçekten Şevval'in çok güzel fizi var. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme yani abi kız yanında gezemezsin. Bak ben kompleksli bir insan değilim. Şevval'le gezersem komplekse girerim. Şevval bu soruyu Danla'ya soruyor. So what? Evet, burada da gördüğünüz gibi ablak demedim, ebrek dedim diyor, çeviriyor. Şimdi sen bu tarz bir insan olup bu tarz konuştuğun zaman olmamış. Yani özür dileyerek söylüyorum, olmamış. Gündem olan şu an, bak ben nasıl gündem olan her şeyi konuşuyorsam onlar da gündem olan her şeyi yapıyorlar. Yani bu prim olarak adlandırılan şey bende. Hepsinde prim. Bu arada arka görüntü için özür diliyorum. Çünkü oğlum yatıyor. Oğlum yattığı yere elimi sürmem ben. Ben hatta şey dedim bu videoyu gördüğüm zaman. Dana dedim bu durumu toparlamak için bir çekiliş falan yapar mı? Bak yemin ediyorum bunu içimden söyledim. Sonra ne veriyor? 11 Pro. Artık ünlü olduğun zaman konuşamıyorsun. Çünkü artık onlarla aynı masada oturuyorsun. Aynı davette karşılaşıyorsun. Ortak arkadaşları var bir kere Şeyma. Şeyma ikisinin ortak arkadaşı. Bir belki gönül almak istedi Damla. Bu konuya çok fazla yer vermeyeceğim. Çok önemli konularımız var çünkü. Dün bir tane kullanıcım bana bir şey gönderdi. Dedi ki Yağmurcuğum bir program var. Bu programla
Adını vereceğim birazdan. YouTuberların yaptığı hashtagleri görebiliyorsun. Ben de dedi bu işi yapıyorum dedi. Yani biz videoyu çekiyoruz, editliyoruz, yüklemeye koyarken, bu arada bu işi yapan arkadaşlar için söylüyorum. Artık videoyu açmadan önce son bir kez daha hazırlıyorsun videoyu. Bu sefer hashtagleri falan koyuyorsun. Mesela ben de konuşuyorum bu videoda şu an. Danla, Şevval, Sibil. Sonra hashtaglere de Danla, Şevval, Ala, Sibil, Çetinkaya, soyadlarını yazıyorsun. Çetinkaya yazıyorsun ki etkileşim sağlansın diye. Yani atıyorum Sibil yazıldığı zaman izleyen kullanıcılar altta beni görsün. Kız gönderdi. Ben şok. Şimdi detaylı anlatacağım. Çünkü dün anlamayan bir sürü arkadaş vardı. Ve bana dediler ki Yağmur anlamıyoruz. Şimdi bana böyle görüntüler geliyor. Ama bu görüntüler aynı zamanda magazin sayfalarına da gidiyor. Bu arada benim burun tikim başladı. Çok samimi söylüyorum. Tiklendim. Sürekli burnumu kaşıyorum. Yani çok özür dilerim bu durumdan. Tubebuddy. YouTuber'lar için hesaplarını daha iyi yönetebilecekleri, istatistiklerini rahatça karşılaştırabilecekleri bir eklenti. Neyse buradaki kullandıkları etiketleri bizler normalde göremiyoruz. Evet siz bunları göremiyorsunuz. Bunları sadece biz görüyoruz. İzlenme için gerçekten bunlara gerek var mı? Gossip'e kızdım. Ona da bunu söyledim. Dedim ki beni neden korkuyorsun? Çünkü Sibil'cim canım beni de yazmış. Hani Yağmur Çevik beni konuşuyor. Ondan da bana gelsinler gibi bir etkileşim olmuş olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Bunu yapmayan YouTuber yok bu arada. Bana gelsinler bu işi yani. Bunu Damla da yapıyor, Duygu da yapıyor, hepsi yapıyor. Çünkü herkes daha çok izlenmenin derdinde. Bu arada Sibil garip bir şekilde büyüyemeyen bir YouTuber. Bunu da söyleyeceğim. O kadar çevreye, güce, maddiyata ve ekibe oranla küçük aboneyle gidiyor. Belki de ondan kaynaklı olacak ki... Bak elimi ben dövüyorum şu an. Çek burnundan, çek! Şimdi İzmir depremindeki attığı en son hashtaglere bakıyoruz. Bir İzmir depremi, deprem, Covid, vaka sayıları, Sibil Çetinkaya, içimiz döküyoruz deprem. Yani diyorum ya bunlar yazılıyor. Mesela atıyorum o hafta gündem Elazığ depremi değil mi? Belki videoda hiç alakası yok Elazığ'ın konularla ilgili ama Elazığ diye yazıyorsun oraya. Çünkü etkileşim sağlamak istiyorsun. Yani bunu diyorum ya herkes yapıyor. Böyle belki buradan çok iğreti bir durum gibi duruyor ama bu YouTube'un kuralları yani mesela atıyorum ben mesela yasak elma bile yazıyorum. Yasak elma mıydı? Bunu bile yazıyorum. Hani yazarsın, video izlensin ne yazarsın? Açık açık söylüyorum ben. Sadece burada enteresan bir şey var ki burada yazılan etiketler birazcık gerçekten değişik. Mesela burada Burak Yörük öpüşme. Burak Yörük sevgili, Sibel Çetinkaya Ermeni mi? Sibel'in karantinada yaptığı canlı yayınlar vardı. Burada Duygu ile yaptığı canlı yayın da vardı. Duygu ile yaptığı canlı yayında enteresan etiketler olmuş. Diyorum ya bunlar yazılır, bunları ben de yazıyorum. Sani Sayda bilmem ne falan. Sadece burada enteresan olan yazı Duygu Özaslan vibratör olan kısım. Zamanında böyle bir habere çıkmış. Bunun reklamını mı yapmış? Bir şey olmuş. Yapmamış mı? Bak gerçekten bilmiyorum. Ama Duygu'nun bununla bir bağlantısı var. Twitter'da bunun muhabbeti dönüyor bu arada. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Ben de öğreneyim. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi biz hep bunu gördüğümüzde oha dedik. Yani oha Sibil nasıl sen böyle bir şey yazabilirsin? Nasıl böyle bir şey yazabilirsin? Yani sen Burak'ın aşkından ölen, yanan biri olarak insanın parmaklığı titremez mi Burak Yörük Elif Aksu öpüşme diye yazarken? Sibil bir açıklama yaptı. YouTube hesap yönetimim ile ilgilenen ekip arkadaşlarım videolarımda geçen konular ve gündemde konuşulanlarla ilgili Google Trends aracılığı ile en çok aranan kelimeleri tek haline getirerek videolarımı yüklemekteydi. Yani şunu demek istiyor. Google'da aranan en çok kelimeler ne? Atıyorum Duygu Özaslan, işte Burak Elif Aksu öpüşme. Onları biz mecbur olarak ekliyoruz videolarımıza demek istemiş. Fakat bilgim dahilinde olmayan ve beni çok üzen tekler olduğunu öğrendim. Benim tarzımı, olaylara yaklaşımımı biliyorsunuz zaten. Konuyla ilgili gerekli uyarı ve düzeltmeler hemen yapılıyor dedi ve hashtag'ten hemen silindi. Akşam bir video yüklüyorum ve o yüzden tag'lere geleceğim. Şimdi bakın YouTube'a video yükledikten sonra altı açıklama kısmında yorumlara işte ne bileyim tag'leri falan biz yazıyoruz. O yüzden şimdi onları düzelteceğim. Bakalım ne tag'ler yazacağım, neler yapacağım. Yazdığından sonra Berkcan bir tweet attı bu olayla ilgili. Çalışanlarını kov bence diye Sibil'e bir gönderme yaptı. Berkcan'la Sibil arkadaş mı? Çok merak ettim. Bir dakika bir ona bakayım. Değil. Berkcan Sibil arkadaş değil. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Şunu söylerken bir aynı çekelim. Jilet gibi kaydı. Jilet. Yeni ya.
Bu başka oldu, bu başka oldu. Klasik. Şimdi ben bu işi yapan bir insan olarak söyleyeceğim. Şimdi biz YouTuber'lar, her ne kadar beni YouTuber olarak görmeseler de telefonda bile biz o açıklamaları görebiliyoruz. Burada etiketler görüyor musunuz? Burada gözüküyor mesela. Bak ben şu an telefonumdan bakıyorum. Ne yazmışım? Sibel Çetinkaya. Sibel Çetinkaya Dubai'ye çıkmış hashtaglerde. Onu seçmişim. Sibel Çetinkaya Ermeni mi? Bunu ben de girmişim. Mesela bak burada hashtagler var. Bize tuhaf geldi. Gelmedi değil ama ne diyeyim? Ha bunda çok art niyet olacak bir şey gerçekten var mı yok mu? Orası tartışılır. Evet belki kelimeler birazcık değişik ama işte diyorum ya izlenme yakalamak için her yol mübah gibi bir şey olmuş onunki yani. Bu olaydan sonra Duygu ile Sibel birbirini takipten çıktı. Çünkü daha önceden çıksalar gözümüzden kaçmaz. Her gün bir şekilde onları stalkluyoruz. Stalkluyoruz yani hani. Bence Duygu'ya bu vibratör kelimesi ağır geldi diye düşünüyorum. Acaba kim kimi takipten çıktı onu da bilmiyoruz. Ya onu yakalayamadık. Sadece çıktıklarını gördük. Ama kim kimi önceden çıktı onu göremedik. Acaba diyorum ki Duygu mu önceden çıktı? Çünkü Sibel'in biliyorsunuz takipten kolay kolay çıkmıyor arkadaşlarını. Ama şöyle bir garip durumda var ki Sibel de Duygu'yu takipten çıkmış. Ne kadar onun postlarını falan beğense de hatta biz de buradan seslendirdik ki ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Hemen akabinde o taraflı arkadaş olmuş birileri var. Abi ben daha kendime gelmeden arkadaş olamazsın. Arkadaşlık dediğim budur. İşine de gelmiş olabilir Sibel'in. Duygu'nun işine gelmiş olabilir. Zaten şaşırdık mı? Hayır. Çünkü zaten samimiyetleri bize geçmedi. Yani şöyle geçmiyordu. Hep bir şeyler eksik diyorduk. Yani böyle bir Duygu'nun biraz hareketleri tuhaftı. Sibel'in biraz fazla pozitifliği her şeye karşı. Dila'nın doğum gününü izledim demin videoya başlamadan önce. Orada birazcık daha donuk Sibel. Duygu her zamanki Duygu. Orada pek bir ikisini yan yana göremedik. Belki şey olmadı. Ortam olmadı orada yan yana gelecekleri falan. Zaten bana hep diyorlardı abla bunlar hiç birbirine arkadaşlığımız güvenmiyoruz. Hepsi bir değişik. Benim bile şunu yazanlar oldu. Hiç şaşırmadık. Yaza bunlar gene barışır. Gene güzeller. Nabızlar her dakika değişir. Enteresan insanlar. Ahmet değişik. Burak değişik. Ala farklı. Sibel farklı. Duygu farklı. Bu kadar farklı bir insan bir grupta toplanmış. Bu grup dağılmamalıydı. Kesinlikle dağılmamalıydı. Şimdi orada yeni bir grup başlıyor bence. Demin geçen videoda da söyledim. Elif, Aksu, Burak, Duygu, Mutaf. Bu arada Duygu ile Duygu Mutaf'ın ailesi de arkadaş olmuş. Böyle bir haber çıktı. Takipleşmeye başlamışlar Mutaf'ın galiba ailesiyle. Annesi babası galiba. Ama Duygu ile Mutaf bir haftadır hemen hemen video atmıyorlar. Bana araları çıkma diyenler olmuş. Küslük olabilir. Hani ilişkide biliyorsunuz. İnişler çıkışlar olur. Bakacağız, takipte kalacağız. Şimdi takma kipi takacağım ben ama takma kipimin yapıştırıcısı yok. Ya bunu gönderiyorsun bana, niye yanında yapıştırıcısını göndermiyorsunuz? Gene cevapsız bir sürü sorularla kaldık baş başa. Bence Sibel'in oynayıp zıplayacağını vloglarda oturup gerçekten bir açıklama yapması gerekiyor. Her şey çok hızlı giderken hayatta bir anda da zirveden yere düşebiliyorsun. Tabii ki sonuçta buraya kadar gelmiş kaç yıldır vlog çekiyoruz. Seven bir kitlem var ama sinek ufaktır mide bulandırır. Bu lafımı unutma. Burada bir iki olay üst üste gelince şey oluyoruz ya. Acaba mı? Acaba mı? Biz mi yanıldık? Aa nasıl yani falan. Belki gerçekten konularla hiç alakası yok ama bir YouTuber için video onun bebeğidir. Eğer ben şöyle düşünüyorum. Eğer Sibel dışarıda bile olsa şöyle olur. Alo. Hashtag'leri ne yazıyorsunuz? Açıklama ne yazıyorsunuz? Başlık ne? Bak böyle 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 diye bence koordine etmesi gerekir bir videoyu bir YouTuber'ın. Yani ben şu an kendim yapıyorum. Ama yarın gün bir ekibim olursa benim sistemim bu olur. Yani ben siz o videoya nokta koyamazlar. Ama ben eminim ki Sibel de öyle çalışıyordu. Çünkü Sibel hırslı bir kız. Mesela Dila Tarkan bence keyfe eder bu işi yapıyor. Çünkü Dila'nın izlenmeleri düşük. Instagram postları da çok düşük. Instagram yorumları da çok düşük. YouTube izlenmeleri de çok düşük. Her şey düşük ama ben diyorum ya Dila bence bu işi keyfe keder yapıyor. Çünkü Dila'nın öyle bir telaşı yok. Ama Sibel'in öyle bir telaşı var. İyi bir YouTuber olmak istiyor. İzlenmek, başarılı olmak istiyor. Bana geçen o. Bana geçeni söylüyorum. Hani bunları istiyor. Bunları istediği için de videosuna emek veriyor. Yani sizleri de seviyor. Mesela ben bazen nasıl sizi çok özledim diyorum. Mesela bir haftalara geçiyor ve özlüyorum. Hani Sibel de böyle şeyler söylüyor. Görüyorum ben özledim sizi diyor. Gerçekten özledim diyor. Yani bunun rolü olmaz diye düşünüyorum. Hani gene bu konuyu cevapsız sorularla kapatıyoruz ama ben şundan bir şey söylemek istiyorum. Bir açıklama yap. Çünkü konuşuluyor şu an. Farklı şeyler konuşuluyor. Ahmet'le de ilgili bu arada bazı şu an söylenenler söyleniyor. Ben çok şeye hakimim.
Ama çok şeyi söyleyemiyorum. İstesem söylerim ama söylemek istemiyorum. Ya bunlar değişik mevzular. Neyse bu konuyu geçiyorum. Şimdi Ariana Tilki yüzünü yaptırmış. Yüzü erimeye başlamış. Neden olabilir? Uykusuz hayat olabilir. Aşırı kilo verme olabilir. Çok alkol, sigara içersen de olabilir. Bunlar insanı yıpratan şeyler bu arada ama. Şimdi Ariana'nın özel yaşamı ile ilgili konuşmak istemiyorum. Yanağına iki tane dolgu yaptırmış ki bence dolgu için çok küçük bir yaş. Kaç yaşında? 18 mi? 19 mu? Çok küçük bir yaş bence. Çünkü bu dolgular sonra aşağılara kadar iniyor veya yaptıra yaptıra işte böyle iğrenç bir hal oluyorsun. Bunun bir sürü örnekleri var gözümüzün önünde. Ama yüzü çok çöktüyse de çok çaresiz kalmış olabilir. Ona bir şey demiyorum. Senin ciğerciye benzemişsin Ariana. Hatta bana dediler ki Damla'ya da benzemiş. Evet Damla'ya da benzemişsin. Şöyle bir hikaye atmış Cemalcan. Onu da bir söyleyelim. Cemalcan, Narot Çetinkaya ile beraber hikaye atıyor ara ara. Narot galiba Sibil'in ablasıymış. Damla ile Sibil konuşmuyor bildiğimiz üzere. Hala ortak arkadaşlar olduğu için ve Damla Hala'dan yana olduğu için. Hani öyle gözüken tabloya göre konuşuyoruz. Cemal Sibil'in ablasıyla kanka. Acaba nasıl bir muhabbet dönüyordur? Damla Cemal'e soruyor mudur? Cemal. Can Cemal. Ne diyor Sibil için? Narot. Narot muydu? Narot. Benim bir kuralım var biliyor musunuz? Ben çok gıcık bir insanım bu arada. Şöyle gıcık bir insanım. Ben biriyle küstüm. Eğer bak onun kötü niyetli bir insan olduğunu düşünüyorsam. Benim arkadaşlarım onunla kankaysa ben insanlarla görüşemiyorum. Arkadaşımı da söylüyorum bak açık açık. Net bir insanım biliyorsunuz. Bu, benim ortamda da bu böyle. Diyorum ki. Diyorum ki ben onunla konuşmuyorum. Ama sen onunla konuşursan seninle de konuşmam. Yani tercih yap demiyorum ama ben yapamıyorum. Benim tarzım bu. Eğer çok böyle iğreti oluyorsam o insanla. Bunu bana sordunuz. Böyle ara ara görüyorum. Bilenler varsa yoruma yazsın. Şimdi Ezgi Fındık'a gelmek istiyorum. Her zaman Ezgi Fındık'la ilgili merak edilen bir şey var. Ve hiçbir zaman aydınlanamadığımız bir konu. Bu hayatı nasıl sağlıyor diye. Erkek arkadaşı Dubai'li bir şeyh mi? İşte o mu bunu sağlıyor? Hep merak ediyorduk. Ezgi Fındık da sevgilisini sır gibi saklıyordu. Ki Ezgi Fındık sevgilisini paylaştı. Ya ben şok oldum. Neden şok oldum biliyor musunuz arkadaşlar? Abi fotoğraflara bakıyorum. Şu fotoğrafa vuruldum. Bak şu fotoğrafa ben buna vuruldum. Bak şimdi videolarımızda söylediğimiz bir şey var ya geçiyor ve geçmiyor. O his bize geçiyor geçmiyor. Ezgi'nin bu fotoğrafı bana geçti. Yani onların arasında bence bir aşk var. Ben çok beğendim bak. Seninle ilgili ilk defa kız seni övecek güzel bir şey söyledim. Ezgi'nin mesela giyim tarzını çok beğeniyorum. Çok böyle kendini klas yapıyor yani. Ve ben çoğu influencer'ın profiline baktığın zaman şey diyorum yani hani sen neyine bu iş yapıyorsun? Sen neyine bu iş yapıyorsun? Diyorum. Ama Ezgi'ye baktığım zaman baktıkça bakasın geliyor. Bak gerçekten yani kıyafetlerine, çantalarına, ayakkabılarına böyle yakınışıp yakınışıp bakıyorum. Kombinini ben çok beğeniyorum. Kombinlemesini çok beğeniyorum. Hep de bunu söylüyorum. Örnek vereceğim. Alakası yok. Hani hep konuştuğumuz bir şey olarak söylüyorum. Mesela Duygu'yla Mutaf'la patlattı ilişkisini. Çok olduk Duygu erkek arkadaş yapınca ama onların fotoğraflarında böyle bir zorlama ben hissediyorum. Siz de hissediyorsunuz. Ama bu fotoğraflara baktığım zaman ben yani onların o aşkı bana geçti. Hiç zorlama bir şey görmedim. Yani burada böyle hava atmak yoktu. Bilmiyorum bana öyle geçti. Ezgi bence bu hayatı sen yaşıyorsun. Yani bak bakıyorum iyi influencerları yan yana koyuyorum. Hepsinde böyle bir içinde bir aşk acısı, bir kırıklık, bir mutsuzluk görüyorum. Ama sen de bunu görmüyorum biliyor musun? Bak sen bence gayet hayatı mutlu ve keyifli yaşıyorsun. Zaten bence mutlu ve keyifli yaşadığın için de dönüp cevap vermiyorsun diye düşünüyorum. Allah da bozmasın. Mutlu ve keyifli ol. Bak eleştirmek demek mutsuz olması istemek anlamına gelmiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Ezgi Fındık almadığı yorumu aldı. Bak almadığı kadar yorum aldı. İnsanlar da bence benimle en fikir şu an. Normalde Ezgi Fındık 15 yorum bak. 100 yorum. 120 yorum. Ezgi güzel de kilo verdi bu arada. Mesela bak bu J2'de bindiği fotosu falan böyle fiziği falan da iyi duruyor. Ya bilmiyorum. Evet biraz kalın bir kız bu arada. Ezgi kalın bir kız. Yani elleri de bacakları ama bir seksi yani hani. Kız seksi şimdi Allah var yani hani. Bu kaynak buradan geliyormuş. Kapadokya'ya da beraber gitmişler. Çünkü Kapadokya'da da çok iyi otellerde kaldı. Yani kız zaten çok iyi bir hayat yaşıyor. Duyduğum bir şey var ki doğruluk payını bilmiyorum. Erkek arkadaşının galiba bildiğim kadarıyla Rıfat Yüzüak ayarlamış. Aralarını bulmuş. Ama Rıfat nereden tanışıyor bilmiyorum. Belki make-up ortamı olabilir. Belki gittiği bir restoranda olabilir. Yani bir şekilde bir kaynakla tanışmış bu adamla. Ama Rıfat Yüzüak vasıtasıyla diye duydum. O yüzden zaten bence Rıfat'la da bu kadar iyiler. Yani Rıfat'la onun bir şeyi var arada. Bir kontak var. Şimdi Gamze Erçel var biliyorsunuz.
Nick'lerini çok seviyoruz Gamze için, nick paylaşımları. Kolajen hapı tanıtımı yapıyor. Yapabilir. Doğru olabilir, bilmiyorum. Ben de kolajen içiyorum. Benim göstermemişimdir. Yanlış şey olmasın, anlaşılmasın şimdi öteki şeyi vuruyormuş gibi ama benim de her gün içtiğim bir kolajen var. 3 aylık bir kür bu. 3 ay boyunca içeceğim bunu. Ama ben eczaneden alıyorum kolajenleri. Çünkü korkunç geliyor böyle şeyler. Bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Ama alanlar da var. Şimdi kolajen tanıtımı yapıyor ama hapı yutmuyor. Yani bir şey yutarken şunun oynaması gerekiyor. Yani o gıdıktan geçecek o hap yani. Hap çünkü bir de büyük haplar zaten ben çok zor yutarım büyük hapları. Böyle kırarım falan. Yani yutmuyor gibi geliyor. Şimdi günahını almayayım ama belki o değişik yutuş bir tarzı vardır. Bir izleyin. Sanki yutmuyor gibi yani hani. Bize öyle geldi. Kendi yutmuyorsa biz niye alıyoruz? Biz niye alıyoruz? İşte her zaman söylediğim bir şey var ya, gene söylüyorum. Kullanmıyorsan tavsiye etmeyeceksin. Kullanıyorsan da biraz gerçekçi yapacaksın. Komik olmuş yani hani. Yutuyor musun yutmuyorsun ama bakılanlara göre yutmuyorsun. O zaman yutmuyorsan bize niye tavsiye ediyorsun? Mesela Damla Altın'da bir hikaye yapmış geçen gün. Çok link bırakıyorsunuz diye gene saldırıya geçmişler ve açıklama yapmıştı. Link kızanlar var biliyorum, görüyorum ama bu 3 gün yılın en büyük indirim dönemlerinden birçok insan bu dönemde alışveriş yapıyor ve markalarda bu dönemde indirim haberlerini paylaşmamızı istiyor. Samimi bir açıklama. Rahatsız olanlarınız var. Evet ama inanın ki faydalı linkler vermeye çalışıyorum ve çok fazla ilgi görüyor. Kaydırmayacağınızı düşündüm. Hiçbir şeyi paylaşmam ben. Herkes şu an link bırakıyor. Ben de yeri geliyor link bırakıyorum. Ama kullandığınız ürünlerin linkini bırakın. Gerçekten memnun kaldığın ürünlerin linkini bırakın. Ben Damla için söylemiyorum. Genelleme söylüyorum. Mesela deminki Gamze Erçel olayı. Hani böyle yaptığınız zaman insanlar korkuyorlar artık. Artık korkuyorlar. Yani ben niye alayım diyor. Şimdi iyi bir şey diyeyim mi diyeyim mi? Zaten yani internetten biraz ilaç almak da riskli bir durum. 20 tane hikaye atıyorsan 8'i link olsun. Yani şu demarkayı ben bugün atamam. Ertesi güne. Bir sonraki güne. Telaşa gerek yok. Çok link arka arka olunca gına basıyor. Araya bari birkaç tane foto serpiştirin veya başka bir şey serpiştirin. Ondan sonra link gelsin. Bu sefer çok görünce de gıcık oluyoruz. Bak gerçekten gıcık oluyoruz. Şimdi ilişkiler üzerine konuşuyoruz ya. Damla Altun'un ilişkisi bana çok soruluyor bu arada. Uğur'la olan ilişkisi. Uğur'a karşı bir sempatikliğim var gibi. Yani Uğur bana iyi bir çocuk geliyor. Düzgün bir karakter geliyor ve Damla'yı seviyor gibi geçiyor bana. Yani böyle Damla'nın ağzının içine bakıyor bence. Değer veriyor Damla'ya ama bana şunu diyenler oldu. Uğur Damla'nın ailesi çok samimi ama Damla onun ailesiyle göremiyoruz beraber. Ben vlog izlemiyorum. Vloglar beni gerçekten çok sıkıyor. Hani ara ara böyle denk gelirsem izliyorum. Bence benim fikrime göre Damla bu ilişkide yorgun gibi geçiyor. Bak fikrimi söylüyorum. Hiç bildiğim bir şey var ama yok. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Damla bana yorgun geliyor. Uzun ilişkiler zaten artık yorgunlaşıyor ister istemez. Bu arada ben çok siyah olduğum için kollarımı falan hiç görmüyorum. Mesela Şeyda'yla Burak ilişkisinde de bana yorgun bir ilişki geliyordu. Hani o bakışlardaki aşkın bittiğini görebiliyorsun. Damla ile Uğur'un ilişkisinde de bana yorgunluk seziyorum. Birbirlerine değer veriyorlar, seviyorlar ama aşk bilmiyorum. Belki şimdi bana Damla diyecek ki gene mesela Maral olayında da hani yanlış yorumladın dedi. Hemen telafisini yaptım. Belki bunlara bir dönüş yapar bilmiyorum ama bana öyle geçiyor. Yani bana yorgun bir ilişki olarak geçiyor. Evlenecekler mi, evlenmeyecekler mi bilmiyorum ama sanki bana o iş olmaz. Yani evlilik olmaz gibi geliyor. Uzun ilişkilerin sonunda hep evlilik beklenir ya. Biterse de bu ilişki Damla tarafından biter gibi geliyor. Yani Damla şu an evlenelim dese Uğur evlenecek gibi. Bilemiyorum. Sadece fikrimi söylüyorum. Bunu da bana çok soruyorsunuz. Böyle bir söylemek istedim. Hala Sude Özgür ayrılığını soran var. Arkadaşlar o iş bitti bence. Bence zaten o iş çoktan bitmişti biliyorsunuz ben o zaman da söylemiştim. Yani bana geçen hissiyat Sude ayrılmak istemiyordu Özgür'den. Bence Sude bu ilişkide daha yoğun olan bir kısımdı. Bence Özgür Sude ile tanındı. Sude'den önce ben tanımıyordum. Belki tanıyanlar vardı. Belki Sude'den sonra böyle bir çıkış yakaladı. Bu Netflix veya dizi teklifi olayları dönüyor şu an dışarıda. Belki öyle bir şey oldu. Belki artık önü açıldı. Bir geçiş yaptı. Bilmiyorum ama Sude kırgın. Ayrıldı bence bu ilişkiden. Öyle hissediyorum. Şimdi Özgür'ün fotoğrafları silmesini bekliyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Hani bazen cevap sorularla uğraşmak istemez insanlar. Cevaplamak istemez insanlar ve bırakırlar. Ama herkes hayatını devam eder. Çevrede de herkes bunu bilir. Bence onlarınki de öyle bir şey. Uğraşmak istemeyebilir Sude'de Özgür'de ama o ilişki... Bir de Selin Balarısı.
ile ilgili bana çok soru soruyorsunuz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Hani şimdi arkadaşlar, ben Selin'le konuştum o zaman. Selin bana dedi ki, Yağmurcuğum rica ediyorum senden, lütfen bizim daha akıbetimiz belli değil. Arada bir minnoş yavrumuz var. Sen de anlarsın ki bu işler zor süreçler. Ben de tabii ki saygı duyuyorum dedim ve ben her zaman diyorum ki aile kurumuna saygım var. Hele arada bebek varsa hassas noktam benim. Çocuklar ve hayvanlar. Her zaman bunu altını çizerek belli ediyorum. Yeni mutfak yapıyor kendine, ev ayırıyor falan. Arkadaşlar ben de her şeyi görüyorum ama sorduğunuz soruları da biliyorum ona. Ama Selin cevap vermiyor çoğunuza. Hatta hemen hemen hiçbirinize postlara cevaplamıyor. Demek ki cevaplamıyorsa bu kız bu soruları, ortada bir sıkıntı var. Zaten ortada bir sıkıntı olmasa cevap verir. Arkadaşlar şu an böyleyiz böyleyiz der ve kenara çekilir. Bence üstüne gitmeyelim. Bak ben ise sen Selin'e dedim ki, Selin bana bir sözün vardı, konuşacaktın. Şu an konuşmak zorundayım derim ama gene söylüyorum, saygı duyuyorum. Çünkü bak arkadaşlar, boşanmak kolay bir şey değil. Bak sevgiliyken çok başka, evliyken çok zor bu şeyler. Gerçekten çok zor. Hele arada çocuk varsa iyice zorlaşıyor bu durum. Üste gitmeyelim diye düşünüyorum. Ben fikrimi söylüyorum. Çok sansasyonel bir hayat olan bir kadın değil. Hani diyeceğim ki bir gün orada bir gün burada. Kendi halinde çocuğuna bakan bir kadın. Yormayalım diye düşünüyorum. Benim fikrim, gene karar sizin. Ama ben onu bekliyorum. Onu da böyle söylemek istedim. Çünkü bana soruyorsunuz, cevap vermeyince de kızıyorsunuz. Nesrin Cevatzade ile Gökhan Alkan'ın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bunu da kendileri patlattılar. Ben Gökhan Alkan'ı beğeniyorum bu arada. Bence yakışıklı ve karizmatik bir çocuk. Esmer oluşu zaten 10 numara. Nesrin Cevatzade, Nesrin diyorum artık, soyadını söyleyemiyorum. Yani Nesrin'in böyle bir seksi, albenisi olan bir kadın. Botoks yaptırdığını falan her zaman inkar eden bir kadın. Daha yaşlandıkça yüzüm kemiksi olanlardan diyen bir kadın. Bu da yani inkar ediyor yaptıklarını ama tabii ki biz her şeyi görüyoruz, her şeyin farkındayız. Ve bu erkeklerle ilgili fikirlerini söylemişti. Onu bir izleyelim. Yer var da erkekleri beğeniyorum. Çirkin ama cazibedar. Yani çekici ama çok da güzel olmayan. Güzellik biraz ürkütücü bir şey bence erkekte. Niye? Evet, potansiyel aldatır gözüyle mi bakıyorsun? Anneannem her zaman derdi ki, aman evladım kocan maymundan hallice olsun. Kulağıma gibi oldu. Büyük konuşmayacaksın. İşte büyük konuşmayacaksın. Böyle gider, bir gidersin yakışıklı bir erkekle beraber olursun. Kadını takip etmiyorum. Çocuğu da takip etmiyorum. İkisinin karakterini hiç bilmiyorum. Bana bunu konuş dediler. Konuşamıyorum. Çünkü bildiğim bir konu değil. Ama şimdi böyle sizin için de ekledim buraya. Siz yorumlara yazın. Bildikleriniz varsa ulaşın. Üstüne bir daha video çekeriz. Her zaman söylediğim bir şey bu zaten, biliyorsunuz. Ama güzel olmuşlar. Yakışmışlar. Kadın diyorum, seksi bir kadın. Eski fotoğrafları da var. Biliyoruz eski halleri. O ne kadar inkar etse de hiçbir şey olmadığını, yüzüm yaşlandıkça kemikleşiyor, seksileşiyor dese de yüzünde bir sürü işlem var. Onun da törpü, mörpü olayları falan ama ne diyelim? Bakalım. Sürpriz bir ilişki oldu. Haklarında hayırlısı olsun. Ya sonradan güzelleşen kadınlar arasında Duygu'yu da eklemek istiyorum. Bak şimdi albümde gezerken bakıyorum da şu an. Şu Duygu'nun şu postunu çok beğendim. Ya Duygu'nun yüzü acayip güzelleşti. Yani Duygu'ya baktığı zaman değişiklik yok gibi dursa da çoğu insan bana çok değiştiğini söylüyor. Ben de Duygu'nun çok değiştiğine inananlardan, güzellik olarak. Yani şimdi Duygu'ya baktıkça insanın bakası geliyor. Acayip güzel bir kız oldu bence. Yani hepsinden hemen hemen güzel bir kız oldu. İnfluencer'ı yan yana koyarsak. O selülitli fotoğraflarını evet çok iyi hatırlıyorum. Çok şaşırmıştım ben de ama spor yapıyor şu an deli gibi. Spor da yapmaya başladı falan ama yüzü, ya şimdi güzellik tek fizikle alakalı bir şey değil. Bence güzellik bir bütündür. Yani bence insanın yüzü de hani baktığı zaman güzel olmalı. Evet fizikte ama yüzü de güzel olmalı. Bence Duygu'nun dudaklarında kesinlikle bir şey var. Çenesinde sanki bir şey var. Zaten botoks yaptırdığını kız inkar etmiyor. Botoks sürekli yaptırdığını söylüyor. Yani bilmiyorum, acayip böyle, ya da büyüyor. Büyüdükçe güzelleşiyor ama mesela bir sene önceki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Bence ufak tefek acaba dolgular molgular da var mı? Bilmiyorum, güzel bir kadın oldu ya. Şu fotoğrafı ben çok beğendim. Fizikli de zaten, fiziği de güzel oldu. Yüzü de güzel oldu. Gitgide güzelleşen kadınlardan biri. Bunu da bir söylemek istedim. Çok konuştum. Midem ağrılar girdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.